Aşağıdaki moleküllerden hangisi serbest radikaldir? CO veya OH? İlk cracker sorusunu cevaplamak için son 10 saniye. Gördüğünüz gibi bugün başka bir yarışma var. Justin'in uygulamasına yenebilecek misiniz? Ve en doğru cevabı verebilecek misiniz? Göreceğiz. Çoğunuz doğru yapmış. Başarı oranı %74. Doğrusu OH grubu olacaktı. Şimdi hızlıca bir göz atalım. OH veya karbon monoksitin radikal olup olmadığını neye bakarak karar vereceğiz? Evet, diğerlik elektronuna bakarak. OH için 6 artı 1 eşit 7. Karbon monoksit için 4 artı 6 eşittir 10. Diğerlik elektronlarına bakınca ne görüyoruz? Tek sayı. Evet, buradaki radikal OH'tır. Halbuki karbon monoksit çift sayıda değerlik elektronu içerir ve radikal değildir. Gördüğünüz gibi bunu belirleyebilmek için Lewis yapılarını kullandık. Cuma günü notlarını biraz gözden geçirmiş olduk. Bugünkü ders notlarına devam edelim. Bugün işleyeceğimiz konular şunlar. Polar kovalent bağlar konusunu bitireceğiz. Polar moleküller kavramını tartışacağız. Lewis yapılarının nasıl çizildiğini biliyoruz. Sonra moleküllerin şekillerini belirlemek için bu yapıların nasıl kullanıldığını konuşacağız. Önce polar kovalent bağlardan bahsedelim. Bir kovalent bağ varsa ve iki atom arasındaki bağlar eşit olarak paylaşılmıyorsa polar kovalent bağ oluşur. Çünkü atomların elektronegatiflik değeri farklıdır. Polar kovalent bağlarda elektronegatifliği yüksek olan atom bağdaki elektron yoğunluğunu kendisine daha çok çeker. Bunun sonucunda bu atom üzerinde kısmi negatif yük oluşur. Diğer atom üzerinde ise kısmi pozitif yük oluşur. Kovalent bağ, polar kovalent bağ ve tam iyonik bağ kavramını düşünecek olursak, bunlar arasındaki farklar biraz bulanıktır. Aralarında kesin bir sınır yoktur. Genel olarak konuşacak olursak, özellikle bu dersteki problemler üzerine düşünecek olursak, şunu söyleyebiliriz. Pauling elektronegatiflik skalasına göre iki atom arasında elektronegatiflik veya Q farkı 0.4'ten büyükse ve 1.7'den küçükse bu iki atom arasındaki bağ polar kovalent bağ denir. Mesela karbon ve hidrojen atomlarının elektronegatiflik veya Q değerini karşılaştıralım. Bu atomlar arasındaki elektronegatiflik farkı 0.4'tür. Bu nedenle karbon-hidrojen bağı polar kovalent bağ değildir. Sadece kovalent bağdır. Bunun tam tersine karbon ve oksijen arasındaki elektronegatiflik farkı 0.8'dir. Ve bu nedenle karbon-oksijen arasındaki bağ polar kovalenttir. Polar kovalent bağlar hakkında konuştuğumuz kavramı biraz daha genişletip bir moleküle uygulayabiliriz. Daha önce polar moleküller ve apolar moleküllerden bahsedildiğini duymuşsunuzdur. Polar moleküllerde bütün moleküldeki toplam dipol momentin sıfırdan farklı olduğunu söyleyelim. Aslında yapacağımız şey molekülü bir bütün olarak düşünmek ve moleküldeki her bir bağın polaritesini birleştirmektir. Karbondioksit örneğine bir bakalım. Karbondioksitin doğrusal bir molekül olduğu kolayca görülebilir. Burada iki tane karbon-oksijen bağı mevcuttur. Bu bağlarda dipol olduğunu ve karbondan oksijen atomuna doğru yöneldiğini biliyoruz. Unutmayın, oklar daima elektron hareketini gösterir ve elektronun gittiği yöne doğru çizilir. Genel olarak polar moleküle sahip olup olmadığımızı bilmek isteriz. Şimdi karbondioksit molekülüne bir bakalım. Buradaki molekül sizce polar mıdır yoksa apolar mıdır? Apolar. Çok iyi. Hepiniz apolar dediniz. Apolar olmasının nedeni şudur. Burada zıt doğrultuda iki eşit vektör vardır ve birbirlerini yok eder. Bunun sonucunda karbondioksit molekülünde toplam dipol moment sıfır olur. Bunun tam tersi su molekülüne bakalım. Su molekülünün geometrisi açısaldır veya V şeklindedir.
Suyun dipol momenti vardır. Buradaki bağlar polardır. Boklar oksijen atomuna doğru yönelmiştir. Çünkü bağlardaki elektron yoğunluğu hidrojen atomundan oksijen atomuna doğru çekilmektedir. Buradaki vektörler birbirlerini kısmen yok ederler. Fakat hala net bir dipol moment vardır ve bu iki vektörü toplarsak net dipol moment yukarı doğru yönelir. Bunun sonucunda hepimizin bildiği gibi suyun polar bir molekül olduğunu söyleyebiliriz. Molekülleri bu şekilde düşünmek genel olarak iyi bir yoldur. Bağlar üzerinden düşündüğümüzde bu vektörler birbirini yok ediyorsa veya vektörler toplanabiliyorsa bu çok kolaydır. Eğer iki atom veya üç atom varsa bu şekilde yaparız. Fakat çok atomlu moleküllere geldiğimizde bütün farklı vektörlerin birbirini yok edeceğini düşünemeyiz. Genel olarak oldukça büyük moleküllerden bahsettiğimizde bunlar ister organik moleküller olsun, ister içlerinde yüzlerce atom bulunan büyük protein molekülleri olsun, moleküldeki bütün polar bağları toplamak yerine moleküldeki polar grupların toplam sayısına bakılır. Mesela protein moleküllerinin üzerinde pek çok polar grup olabilir veya çok fazla polar yan grup içermeyebilir. İnsanlar daha çok proteinlerin sudaki çözünürlükleri hakkında ve proteinlerin nasıl katlandıkları hakkında konuşurlar. Yüzlerce farklı atom içeren proteinler yerine daha az karmaşık örnekleri inceleyelim. İçinde birkaç düzine atom bulunan bir çift vitamine bakalım. Özel olarak A vitamini ve B9 vitaminini inceleyelim. İçinizde B9 vitamininin diğer adını bilen var mı? Folik asit diyen oldu mu? Bazen M vitamini de denir. B9 vitaminlerinden biridir. B9 vitamininin diğer bir şeklidir. İnşallah folik asiti daha önce duymuşsunuzdur. Çünkü bu vitamini almak çok önemlidir. Özellikle kadınsanız ve özellikle isteyerek veya istemeden hamile kalma ihtimaliniz varsa. Önemli olmasının nedeni şudur. Hamile kadınlarda folik asit eksikliği bebeklerde nöral tüp kusurlarına sebebiyet verir. Ve hamileliğin ilk dönemlerinde embriyoda beyin gelişimine engel olur. Pek çok kadın fetüsün beyin gelişimi esnasında hamile olduğunu fark etmez. Bu kadınlar yeteri kadar folik asit almazlarsa sonuçta spina bifida hastalığına yakalanabilir. Spina bifida, nöral tüp defekti adı verilen bir tür doğumsal anomalidir. Açık omurga olarak da adlandırılmaktadır. Folik asit şimdilik size tanıdık gelmese bile gelecek 10 veya 15 yıl içinde aşina olacaksınız demektir. İsteyerek hamile kalmadan önce bunun üzerinde bir düşünün. A vitaminini büyük bir ihtimalle duymuşsunuzdur. A vitamini göz sağlığı için çok önemlidir. Gece iyi görmek için bol miktarda havuç yemelisiniz. Bu iki molekülün kimyaları hakkında pek çok şey biliriz. Vücuttaki fonksiyonlarını veya vücutta nasıl etki ettiğini söyleyebiliriz. Özel olarak bu moleküllere bir bakın. Bu moleküllerden hangisi daha fazla polar bağa sahiptir? Vitamin A ve folik asitten hangisinin daha fazla polar gruba sahip olduğunu bana söyleyin. Tam sayılarını bilmenize gerek yok. Sadece hangisinde daha fazla olduğuna karar verin. Son 10 saniye. Çoğunuz vitamin B9 demiş. Şimdi ders notlarımıza geri dönelim ve niçin doğru olduğuna bakalım. B9 daha fazla polar bağa sahiptir. Polar grupları kare içine aldım. Böylece görmek daha kolay oldu. B9 vitamininde daha fazla polar bağ vardır. Vitamin A ile mukayese edersek, hatırladığınız gibi CH bağı kovalent bağ değildir. Çünkü iki atom arasındaki elektronegatiflik farkı 0,4'tür. B9 vitamininin çok polar olduğunu biliyoruz. Suyun da çok polar olduğunu söylemiştik. B9 vitaminin
Suda mı yoksa yağda mı çözündüğünü söyleyebilir misiniz? Evet, suda çözünecek. Herkes benzer benzer çözer söylemini bilir. Vitamin alırken bunları düşünmeniz çok önemlidir. Mesela C vitamini suda çözünür, folik asit suda çözünür. Bu vitaminleri aldığımızda vücuttan idrar yolu ile oldukça hızlı ve kolay bir şekilde atılır. Mesela bazı insanlar mega dozlarda C vitamini alır. Bu durumda idrarlarında mega doz C vitamini olur. Bir defada bu kadar çok C vitamini almak yararlı değildir. Bir gün boyunca dengeli beslenmenin önemi budur. Suda çözünen vitaminleri sabit miktarda düzenli bir şekilde almanız gerekir. Folik asitte olduğu gibi. Bunu ayda bir alamazsınız. Vücudunuzda belli bir miktarın korunması için düzenli olarak almanız gerekir. Aksi takdirde vücuttan hızlıca atılırlar. Bunun aksine A vitamini hakkında ne düşünüyorsunuz? Suda mı yoksa yağda mı çözünür? Evet, yağda çözünür. E vitamini yağda çözünen büyük vitaminlerden biridir. Alınması gereken önemli bir vitamin olduğu söylenmektedir. Vitaminlerin suda çözünmesinin veya yağda çözünmesinin ne anlama geldiğini düşünelim. Yağda çözünen vitaminler vücudumuzdan hızlıca atılmayacaktır. A ve E vitaminini vücudumuzda depolayabiliriz. Size internetten bulduğum iki farklı destek ürünü göstermek istiyorum. One Day vitaminleri. Vücudunuzun ihtiyacı olan her şeyi yaklaşık %100 içermektedir. Bulduğum bu vitamin, göz bozukluğunuz varsa göz sağlığınıza iyi geleceğini iddia ediyor. Bu vitaminleri denemenizi öneriyorlar. Baktığınızda A vitamini günlük değerinin 5 katı ve E vitamini günlük değerinin 13 katı daha fazla. Bu iyi bir fikir midir? Hayır. Basitçe vücudunuzda yağda çözünen vitaminler gittikçe artacaktır. Son yıllarda yapılan bir çalışmada E vitamininin insan sağlığına faydaları araştırılıyordu. Bu çalışmaların bazılarında hastalara mega dozlar verilmişti. Denemeler sonucunda kanamaların ve farklı tip ölümlerin arttığı gözlendi. Vitamin almak isteyebilirsiniz. Bunlar oldukça önemlidir ama bunların vücudunuzda çok artmasına izin vermeyin. İster suda çözünsün, ister yağda çözünsün. Günlük ihtiyacınızın 800 kat fazlasını almayın. Kimya bilginizi kullanarak yapısına hızlıca bakıp bunun ne tür bir vitamin olduğunu bulabilirsiniz. Polarite kavramı ile bir şeyin suda çözünüp çözünmediğini belirleyebiliriz. Devam edelim. Moleküllerin şekillerini konuşalım. Molekül şekilleri pek çok farklı özellik için oldukça önemlidir. Mesela kimyasal tepkimeleri veya vücutta oluşan tepkimeleri düşündüğümüzde molekül şekilleri çok önemlidir. Molekül şekillerini konuşmak demek, molekülün geometrisi hakkında konuşmak demektir. Geometriler pek çok farklı özelliğe etki eder. Örneğin erime noktası, kaynama noktası, reaktiflik vesaire gibi. Molekül geometrisi ile bir molekülün polar mı, apolar mı olduğunu belirleyebiliriz. Molekül geometrisi, moleküllerin biyolojik özelliklerinin belirlenmesinde de büyük rol oynarlar. Mesela aktif merkeze sahip enzimleri düşünelim. Bir molekülün enzimin aktif merkezine bağlanması için belli bir geometride olması gerekir. Molekül geometrileri gerçekten çok önemlidir. Şimdi sakkaroz örneğine bakalım. Sakkarozun ne olduğunu bilen var mı? Çay şekeridir, yani kristal şeker. Tatlandırıcı olarak çoğunlukla mısır şurubu kullanırız ki bu sakkaroz değildir. Bizim için ideal olmadığı düşünülmektedir. Zaten her şeyin fazlası insan sağlığı için yararlı bir şey değildir. Enerji kaynağı olarak sakkarozu kullanmak daha uygundur. Sakkaroz, iki şeker monomerinden oluşan bir disakkarittir. Glukoz ve fruktoz monomerlerinden oluşmuşlardır. Beşli ve altılı halkalar şeklindedir. Sakkaroz su ile tepkimeye girerek monomerlerine ayrılır. Buna sakkarozun hidroliz tepkimesi adı verilir. Vücudumuz bu şekilde kullanır. Aslında yeterli miktarda şekerin parçalanması için 10 yıl veya 100 yıl geçmesi gerekir. Vücudumuz bu tepkime için enzim molekülüne gerek duyar. Bu enzime sükraz adı verilir. Sükraz enzimi hidroliz tepkimesine katalizler, böylece tepkime çok hızlı gerçekleşir. Sakkarozun top ve çubuk modeli ekranın sağında görülmektedir.
Sakkaroz, sükraz enziminin aktif merkezine tam olarak uymalıdır. Bu durumda enzim hidroliz tepkimesini katalizler ve sakkarozu parçalar. Oluşan glukoz ve fruktoz enzimden hızlıca uzaklaşır. Böylece enzim geri kazanılmış olur ve sonra başka bir sakkaroz molekülü enzimin aktif merkezine yerleşir. Bu molekül şeklinin niçin önemli olduğunu gösteren basit bir örnektir. Çoğu kez ufak bir molekülün protein molekülü veya diğer moleküllerle nasıl etkileştiğini anlayabilmek için molekülün şeklini bilmemiz gerekir. Molekülün şeklini veya molekülün geometrisini belirlemek için değerli kabuğu itme teorisini yani Wesper teorisini kullanırız. Molekül geometrisini belirlemek için Lewis yapılarının çizilmesi gerekir. Çünkü Wesper geometrisi Lewis yapılarına dayanır. Ayrıca değerlik elektron çifti prensibini kullanır. Bu elektron çiftleri birbirine mümkün olduğunca uzağa iter. Bu mantıklıdır çünkü aynı yüklü iyonlar birbirine iter. Diğer prensip merkez atomu etrafındaki geometridir. Merkez atomunu Lewis yapıları ile belirleyebilirsiniz. Molekülün geometrisi bağ elektronları ve yalın çift elektronları arasındaki itmelerin minimum olduğu yapıdır. Şimdi Wesper'deki isimlendirmelere geçelim. Wesper'deki harflerin ne anlama geldiklerini öğrenelim. Burada A'nın ne anlama geldiğini bilen var mı? Merkez atomdur. X nedir? Merkez atoma bağlanan atomdur. E nedir? Yalın çift elektronlarıdır. Yalın çiftteki iki elektronu simgeler. Wesper geometrisine uygulamak için bazı kurallar vardır. Konuşacağımız şeylerden biri steric sayıdır. Merkez atom etrafındaki geometrinin nasıl olacağını öngörmede kullanırız. Steric sayı, merkez atoma bağlı atomların sayısı ile yalın çift sayısının toplamına eşittir. Diğer bir deyişle, A ile E'nin toplamına eşittir. Örnek olarak şu moleküle bakalım. A, X2E yapısında steric sayı kaçtır? Evet, 3. Steric sayı 3'tür. Burada bir şey söylemek istiyorum. A, X2E yapısında başka bir moleküle sahip olabiliriz. Mesela A ile X arasında bir tane ikili bağ olabilir. Şunu söylemek istiyorum. Wesper teorisinde bizi bağ sayısı ilgilendirir. Bağın tekli mi, ikili mi yoksa üçlü mü olduğu önemli değildir. İkinci yapı da AX2E'dir ve steric sayısı 3'tür. Wesper teorisinde önemli olan merkez atoma bağlanan atom sayısıdır. Atomun yaptığı bağın türü ile ilgili değildir. Şimdi bir kuraldan daha bahsetmek istiyorum. Bunlardan biri rezonans yapısıdır. Ekranda kromat iyonuna ait iki tane rezonans yapısı verilmiştir. Burada bir şey söylemek istiyorum. Bir molekül birden çok rezonans yapısına sahip olabilir. Bunların Lewis yapısını ve Wesper geometrisini çizmek isteyebilirsiniz. Ama bu rezonans yapılarından sadece bir tanesini almanız yeterlidir. Çünkü diğer rezonans yapılarına uyguladığınızda da aynı geometriyi elde edersiniz. Son olarak bahsetmek istediğim şey birden çok merkez atom içeren yapılar ve karşımıza çok çıkar. Bu durumda her birini ayrı ayrı ele alırız. Örneğin metanol molekülünde iki tane merkez atom vardır. Bunlardan biri karbon, diğeri oksijendir. Geometriyi bunların her biri için ayrı ayrı ele almamız gerekir. Bütün bir molekülün geometrisi hakkında konuşamayız. Şimdi devam edelim ve bazı Wesper örneklerine bakalım. Profesör Drennan bazı modellerin gösterilmesinde bize yardımcı olacak. Önce yalın çift içermeyen geometrilerden başlamak istiyoruz. Bunlar en basitleridir. İlk sırada AX2 yapısı vardır. Geometrisi doğrusaldır. Bağ açısı 180 derecedir. İkinci sırada AX3 yapısı var. Geometrisi üçgen düzlemdir. Bu geometrileri ve isimleri bilmeniz gerekir. Çoğunu hatırlamak kolaydır. Bu yapı düzlem üçgendir. Ve merkez atom etrafında ona bağlı 3 tane atom bulunur.
Şimdi bağ açılarına bakalım. Bu geometrideki bağ açısı nedir? 120 derece. Çok iyi. Sonraki AX4 yapısıdır. Tetrahedral veya düzgün dört yüzlü geometri adı verilir. Bu ismi hatırlamak isterseniz tetrahedronun köşelerine birer atom koyulmuş gibi düşünebilirsiniz. Burada bir şeye işaret etmek istiyorum. Bu sınıfta daha önce görmediğiniz bazı notasyonları görüyorsunuz. Size doğru gelen koyu çizgi ve arkaya doğru giden noktalı çizgi. Dört yüzlü geometride kağıt düzlemi üzerindeki bağlar düz çizgiyle gösterilir. Tahta, ekran veya kağıt düzleminin önündeki bağlar koyu renk çizgiyle, arkasında kalan bağlar noktalı çizgilerle gösterilir. Dört yüzlü geometride bağlar kaç derecedir? 109,5 derece. Birbirlerinden mümkün olduğu kadar uzakta olduklarında bağ açısı 109,5 derece olur. Sonraki geometri AX5'tir. Buna üçgen çift piramit adı verilir. Çünkü merkezde 3 tane atom vardır. Bunların oluşturduğu düzlem üçgenin üzerinde ve altında 2 atom daha bulunmaktadır. Burada iki tür açı vardır. Ekvator düzlemindeki atomlar arasındaki açı kaç derecedir? 120 derece. Peki, eksen ve ekvator düzlemindeki açı kaç derecedir? 90 derece. Yani ekvator doğrultusunda 3 atom, eksen doğrultusunda 2 atom bulunmaktadır. Son olarak AX6'ya bakalım. Buna oktahedral veya 8 yüzlü adı verilir. Her bir atom oktahedronun köşelerinde bulunmaktadır. Buradaki açılar kaç derecedir? Evet, 90 derecedir. Yalın çift içermeyen moleküllerin geometrilerini incelemek kolaydır. Fakat yalın çift içeren molekülleri incelemeye başladığımızda bu yalın çiftlerin geometriyi nasıl etkilediğini düşünmemiz gerekir. Bunu yapmadan önce yalın çift içermeyen moleküllere ait bazı örnekler üzerinde konuşalım. İlk yapıya karbondioksiti örnek olarak verebiliriz. Bunun doğrusal yapıda olduğunu biliyordunuz. Şimdi niçin böyle olduğunu öğrendiniz. Evet, AX2 yapısındadır. Steric sayısı 2'dir ve bağ açısı 180 derecedir. Bor triklorür yapısı hakkında ne düşünüyorsunuz? AX3 yapısındadır. Geometrisi nedir? Üçgen düzlem. Açısı nedir? 120 derece. Biraz daha yüksek sesle söyleyin. Bunu izleyenlerin cevaplarınızı duymasını arzu ediyoruz. Şimdi diğer yapıya geçelim. Metan. Ve bir cracker sorusu soralım. Herkesin bu geometrileri bildiğinden emin olmak istiyoruz. Ders notlarınızı karıştırmayın. Metanın geometrisi nedir? Başarı oranı %98. Bu yeni bir rekor. Çok iyi. Evet, düzgün dört yüzlü veya tetrahedral. Bir elimde karbondioksit ve bir elimde metan varken bu akşamki enerji paneline katkıda bulunmak istiyorum. Soruları cevaplamak için her iki başkanın kampanya temsilcileri burada olacak. Formatı tam olarak bilmiyorum. Dinleyicilerin hepsinin soru sorup sormayacağından emin değilim. Aslında orada olup olmayacağımdan da emin değilim. Ama enerji hakkında oldukça ironik konuşmalar yapılacağından eminim. Eğer gidemezsem, size soru sorulmasına izin verilirse benim için bir soru sormanızı arzu ederim. Laboratuvarımda çevredeki karbonmonoksit ve karbondioksiti kullanan enzimleri inceliyoruz. Bunu yapmak için enerji teşvik projesi aldım. Çünkü MIT, sera gazlarının ve kirleticilerin azaltılması düşüncesini enerji teşviklerinin önemli bir parçası olduğunu düşünüyor. Cuma günü bir tartışmada duydum. Sarah Polin'e bir soru yöneltildiğinde küresel ısınma ile insan faaliyetleri arasında doğrudan bir ilişki olduğunu düşünmediğini söyledi. Sizin de bildiğiniz gibi
bunun bir sıcaklık dalgalanması olabileceğini söyledi. Oraya karışmak istemediğini söyledi. O çok emin değil. Ama yine cuma günü öğrendiğime göre Pelin enerji teşviklerinin başına geçeceği söyleniyor. Eğer bu tartışmaya giderseniz, karbondioksit ve diğer sera gazlarının dalgalanmasıyla ilgili planının ne olduğunu sormanızı istiyorum. Her iki adaya da sorabilirsiniz. Cevabını lütfen bana söyleyin. Bunun çok önemli bir soru olduğunu düşünüyorum. Burada hem metan hem de karbondioksit var ve sera gazları hakkında düşünmemiz gerekir. Metanın tetrahedral ve 109,5 derece olduğunu sorunun bir yerine sıkıştırabilirsiniz. Böylece kimya bilginizi göstermiş olursunuz. Şimdi başka bir geometriye geçelim. Fosfor pentaklorür. Bunun geometrisi nedir? Üçgen çift piramit. Açıları 120 derece ve 90 derece. Ekvatorda 120 derece, eksenlerde 90 derece. Ve son olarak kükürt heksaklorür. Bunun geometrisi nedir? 8 yüzlü. Peki açıları? 90 derece. Evet, böylece yalın çift içermeyen geometrilere ait birer örnek vermiş olduk. Şimdi yalın çift içeren moleküller hakkında konuşmaya başlayalım. Şunu aklınızdan çıkarmayın. Yalın çift elektronları ile bağ çifti elektronlarını karşılaştırırsak, yalın çift elektronları uzayda daha çok yer kaplar. Yani bağ çifti elektronlarının uzayda kapladığı yer daha küçüktür. Yalın çift elektronları uzayda daha fazla yer kapladığı için diğer elektronları daha çok itecektir. Yani yalın çift elektronları hem diğer yalın çift elektronlarını hem de diğer bağ elektronlarını daha çok itecektir. Şimdi itme sırasına bakalım. En büyük itme iki farklı yalın çift elektronları arasında meydana gelir. Bundan sonra bağ elektronları ile yalın çift elektronları arasındaki itmeler gelir. En az itme ise bağ elektronları ile diğer bağ elektronları arasında oluşur. Şimdi bunlara ait örneklere bakalım. Vermek istediğim ilk örnek tahterevalli geometrisidir. Profesör Diren'in size bu şekli gösterdikten sonra hiç unutmayacağınızdan eminim. Tahterevalli en kolay hatırlayacağınız geometri olacak. İlk önce şekil hakkında düşünmemiz gerekir. Ekranda bunlara ait iki tane geometri görmektesiniz. İlkinde yalın çift eksen konumuna konmuştur. İkincide ise ekvator konumuna konmuştur. Bunlardan hangisinin daha kararlı olduğunu tayin etmek için yalın çift ve bağ çiftleri arasındaki itmeleri düşünmemiz gerekir. İlk geometride yalın çift elektronları ile 3 tane bağ çifti elektronları arasında 90 derecelik açı vardır. 90 derecelik açılarda itme kuvveti çok daha büyüktür. Sonradan göreceğimiz gibi itmeler sonucunda bu açı 90 dereceden daha büyük olacaktır. Ayrıca kaç tane bağ çiftinin birbirini ittiğini de düşünmemiz gerekir. Ama sonuç olarak burada 3 tane yalın çift bağ çifti itmesi mevcuttur. Şimdi ekvator konumundaki yalın çift hakkında ne düşündüğünüzü söylemenizi istiyorum. Ekvator konumunda bir tane yalın çift varsa, kaç tane bağ elektronu ve yalın çift elektronu birbirine itecektir? Cevabınızı vermeden önce bu ikisini mukayese etmeniz için ders notlarınıza bakabilirsiniz. Son 10 saniye. Çok iyi. Clicker yarışması çok çekişmeli olacak gibi görünüyor. Doğru cevap, ekvator konumunda iki tane kuvvetli itme mevcuttu. Profesör Drennan modeline bakarsanız daha kolay görebilirsiniz. Bu ekvatordaki yalın çifttir ve gerçekten de tahterevalli geometrisidir. Çocukken kaç kişi çocuk parklarında tahterevalli gördü? Oo, epeyce var.
Bu tahterevallidir. Artık hiçbiriniz unutmazsınız. Evet, bu tahterevallidir. Evet, tahterevalliyi gördünüz. Şimdi birkaç şekil daha göstermek istiyorum. Tahterevalli yapısında bir atomu kaldırıp yerine bir yalın çift koyalım. AX3E2 yapısını elde edersiniz. Ekvator konumunda iki tane yalın çift vardır. Buna T şekli adı verilir. Bu geometrinin ismini hatırlamanız zor olmayacaktır. Ayrıca AX4E2 geometrisini düşünebiliriz. Bu geometrideki iki yalın çiftler birbirinden mümkün olduğunca uzak durmak için her ikisi de eksen konumunda bulunurlar. Buna kare düzlem geometri denir. Bu yapı hem kare hem de düzlemdir. Şimdi biraz da geometride yalın çift bulunduğunda bağ açılarının nasıl değişeceğinden söz edelim. Unutmayın, yalın çift elektronları bulunduğunda itmeler çok fazla olacaktır ve bağ açıları azalacaktır. Mesela burada CH bağları ve yalın çift elektronları var. Molekülde yalın çift varsa bunun ne anlama geldiğini görelim. Örneğin amonyak ve metanı mukayese edelim. Profesör Drennan şimdi bu iki molekülü göstermektedir. İkinci modelde gördüğünüz gibi CH bağları arasındaki bağ açıları azalmaktadır. Bu modelde yalın çiftleri göremezsiniz. Çünkü yalın çiftler gerçekten görünmezler. Bunlar birbirini ittiklerinde bağ açısı 109,5 dereceden 106,7 dereceye kadar düşer. Gördüğünüz gibi bağ açıları azalmıştır. Çünkü yalın çiftler bağları aşağı doğru iter. Bununla ilgili olarak ayrıca atom büyüklüğünün etkisini de düşünebiliriz. Öncelikle periyodik çizelgede aşağı doğru indikçe atom büyüklüğünün nasıl değiştiğini söyleyin. Evet, artar. Periyodik çizelgede bir grup boyunca atom büyüklüğü artar. Periyodik çizelgede fosfor atomu azot atomunun altında olduğu için daha büyüktür. Atom boyutu daha büyük olduğu için orbiteller de büyüyecek ve daha çok yer kaplayacaktır. Bu yalın çift elektronlarının daha büyük bir alan kaplayacağı anlamına gelir. Bu durumda yalın çift elektronları bağ elektronlarını daha çok iter. Fosfin molekülünde bağ açıları ne olur? Artar mı, azalır mı? Evet, azalacaktır. Periyodik çizelgede aşağı inildikçe bağ açılarının azaldığını görürsünüz. Fosfin molekülünde bağ açıları gerçekten azalır ve 93,3 dereceye düşer. Şimdi bütün geometrilerle ilgili olarak kendimize bir liste oluşturalım. Şimdi gördüğünüz liste yalın çift elektronları içeren geometrilerle ilgilidir. Geometrilerin isimlerini böylece kolayca hatırlayabilirsiniz. Bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Geometrilerin isimlerini belirlerken sadece bağlardaki atomları dikkate alırız. İsimlendirmelerde yalın çiftler dikkate alınmaz. Geometrileri çizerken yalın çiftleri her zaman göstermeyiz. Fakat şunu unutmayın. Yalın çiftler bir molekülde açılar ve gerçek şekiller üzerinde çok etkilidir. Şimdi yalın çift içeren çeşitli örneklere bakalım. Öncelikle AX2E geometrisini düşünelim. Bir tane yalın çifti vardır ve geometrisi açısaldır. Burada yalın çift itmesini düşünmenizi istiyorum. Bu bağlar arasındaki açının nasıl değişeceğini umarsınız. Son 10 saniye. Çok iyi. Başarı oranı %78. Şimdi niçin böyle olduğunu düşünelim. 120 dereceden daha düşük olacak. Çünkü üçgen düzlem yapıda ideal açı 120 derecedir. Yalın çift elektronları çok fazla iteceğinden, buradaki bağları aşağı doğru iteceğinden bağlar birbirine yaklaşır.
Sonuçta bağ açısı 120 dereceden daha küçük olur. Bağ açısının ne kadar küçüleceği molekülün yapısına göre değişir. Yalın çiftlerin varlığında açıların tam olarak kaç dereceye düşeceğini bilemeyiz. Sadece bağ açılarının 120 dereceden daha küçük olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi buradaki başka bir örneğe bakalım. AX3E geometrisinde bir tane yalın çift var. Buna üçgen piramit adı verilir. Çünkü merkez atoma 3 tane atom bağlanmıştır. Peki, buradaki açılar kaç derecedir? Evet, 109,5 dereceden daha düşük. Şimdi başka bir örnek yapalım. AX2E2. Bu da açısaldır. Bunun geometrisini biliyoruz. Ama buradaki bağ açılarının nasıl değişeceğini söyleyin. Bu iki bağ arasındaki açı nasıl değişir? Son 10 saniye. Sanırım oynamada bir problem var. Tekrar son 10 saniye. Son 10 saniye olduğunu düşünün. Evet, 109,5 dereceden daha küçük. Bazılarınız 120 dereceden daha küçük demiş. Ders notlarınıza bakarsanız aradaki farkı görebilirsiniz. İlk açısal geometride başlangıç açısı 120 derecedir. Bir tane yalın çift vardır. İkinci açısal geometride başlangıç açısı 109,5 derecedir ve iki tane yalın çift vardır. Yani buradaki iki açısal yapı aynı değildir. Dört yüzlü geometriden yola çıkarsanız açı 109,5 dereceden daha küçük olacaktır. Profesör Duran'ın buradaki modellerde size göstermeye çalışacak. Burada ikisi arasındaki farkı görmek gerçekten çok zor. Fakat sanırım şunu da görmek daha kolay. Her ikisinin başlangıç açılarını düşünürseniz, her iki setin altına bakarsanız ve orbitalleri koyarsanız, son geometri, başlangıç geometrilerinin ne olduğuna bağlıdır. Bunların bir tanesinde başlangıç açısı 109,5 derece, diğerinde ise 120 derecedir. Buradaki örneklerde görüldüğü gibi geometriler aynı olsa dahi molekülünüzde kaç tane yalın çift olduğunu düşünmeniz gerekir. Geometrinin ne olacağına karar vermek için yalın çiftlerdeki itmeleri dikkate almanız ve ideal açıdan ne kadar sapacağına karar vermeniz gerekir. Şimdi AX4E geometrisine bakalım. Bu geometriye tahterevalli demiştik. Sizce buradaki bağ açıları nasıl değişir? Burada yine iki set var. Biri 120 dereceden daha küçük, diğeri 90 dereceden daha küçük olacak. Şimdi de AX3E2 yapısına bakalım. Gördüğünüz gibi yalın çiftlerin varlığında çok fazla kombinasyon söz konusu. AX3E2 geometrisi T şeklindedir. Bundan daha önce bahsetmiştik ama açıların kaç derece olduğundan söz etmemiştik. Sizce buradaki açılar kaç derecedir? Evet, 90 dereceden küçük. Şimdi yeni sayfaya geçelim. AX2E3 geometrisini konuşalım. Buradaki geometrinin ne olduğunu söyleyin. Evet, doğrusu. Aklınızda bulunsun. Geometrileri belirlerken yalın çiftler dikkate alınmaz. Sadece gerçek bağlara bakarız. Bunu unutmamanız gerekir. Şüphesiz yalın çiftler yapıların geometrisine etki eder. Peki, bağ açıları nedir? Tam 180 derecedir. Daha düşük değil. Şimdi AX5E yapısına bakalım. Bu geometrinin adı kare piramittir. Çünkü piramidin altında 4 tane atom vardır. Üzerinde bir atom daha bulunur. Burada şeklini görmektesiniz.
Peki, buradaki açılar nedir? Evet, 90 derece. Daha çok var. Bundan sonraki kombinasyonda 4 bağ atomu ve 2 yalın çift vardır. A, X4, E2 yapısıdır. Buna kare düzlem denir. İşte kare ve işte düzlem. Buradaki açılar nedir? Evet, tam olarak 90 derecedir. Bundan sonrakine bakalım. A, X3, E3. Bu da T şeklidir. Peki buradaki açılar? Evet, 90 dereceden küçük. Şimdi de AX2E4 yapısına bakalım. Bunun geometrisinin ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Evet, doğrusal. Doğrusal molekül elde etmenin çeşitli yolları var. Bazıları yalın çift içermez, bazıları içerir. Bu da doğrusal ve bağ açısı 180 derecedir. Şimdi birkaç tane gerçek molekül geometrilerine ait örnek verelim. Bunları inceleyip sık dokunmayacağız. Çünkü gördüğünüz gibi çok fazla kombinasyon var. Önce su molekülüne bakalım. Bununla başlamamız iyi oldu. Daha önce polar moleküllerden bahsederken görmüştük. Bu bileşiğin formül tipi nedir? AX2E2. Doğru. Suyun geometrisi nedir? Açısal. Daha önce de yapısının açısal olduğunu söylemiştik. Şimdi niçin açısal olduğunu görüyorsunuz. Bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Kitabın önceki baskısında bu yapıya V şekli, son baskısında açısal denmektedir. V şekli veya açısal. Her ikisi de aynı geometridir, fark etmez. Şimdi diğer örneğe geçelim. Kükürt tetraflorür. Kükürt tetraflorürün formül tipi nedir? AX4E. Geometrisi tahteravalli. Çok iyi. Artık unutmazsınız. Brom triflorür hakkında ne düşünüyorsunuz? Şeklini burada görüyorsunuz. Geometrisi nedir? Orijinal geometrisini, buradaki yeni geometrisini değil. Nedir? T şekli. Evet. Brom triflorür T şeklindedir. Şimdi de ksenon diflorüre bakalım. Bunun formül tipi AX2E3'tür. Lewis yapısına bir bakın. Bunun geometrisi hakkında ne söyleyebilirsiniz? Doğrusal. Çok iyi. Bir tane daha deneyelim. AX4E2 veya ksenon tetraflorür. Oldukça patlayıcıdır. Fakat güzel bir örnek. Kare düzlem. Genel olarak Vesper teorisi bu farklı şekillerin enerjileri hakkında hiçbir şey söylemez. Ama ilk yaklaşımın yapılmasında oldukça faydalıdır. Molekülün gerçek şekline yakın tahminlerde bulunabilir. Burada bir şey daha söylemek istiyorum. Bu çizelgeyi doldurmayı bilmelisiniz. Yani formül tiplerinden, sterik sayılardan, geometrilerden, Lewis yapılarının çizilmesinden, açıların değişmesinden sorumlusunuz. Problem setinizi yaparken sanırım şimdi hepsinin üstesinden gelebilirsiniz. Geometrilerle ilgili kısmı şimdi yapabilirsiniz. Çarşamba günü görüşmek üzere. Bugün biraz erken bıraktım.